Merhaba, ben İbrahim Yunus Akıncı. Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 23 yaşındayım. Antalya'dan geliyorum. Yozgat Bozok Üniversitesi yeni kurulmasına rağmen hızlı bir şekilde gelişim gösteren bir üniversitelerden bir tanesi. Yanlış bilmiyorsam ülke genelinde yüksekler sıralarda yer alan bir üniversite. Gün geçtikçe de bu sırası artıyor. Öğrencilere destek olmayı seven, öğrencilerin sorunlarını çözmeyi seven bir üniversite olduğunu düşünüyorum. Yozgat şehri üniversite açıldıktan sonra gelişim gösteren şehirlerden bir tanesi. Coğrafi konumuyla birlikte büyük şehirlere de yakın, Ankara, Kayseri, Samsun gibi şehirlere yakın olan bir şehirlerden bir tanesi. Bölümü yazacak arkadaşlara tavsiye, yardım etmeyi seven insanlara, yardım etmeyi seven, sabırlı ve özgüvenli olan arkadaşların yazmasını daha çok tavsiye ederim. Bu üç özellik hemşirelik için en önemli üç özellik. Hastanelerde, özellikle kamu hastanelerinde, özel hastanelerde ve Sağlık Bakanlığında iş imkanı fazla olan meslek alanlarından bir tanesi. Son zamanlarda çok yüksek revaçta olan yine bir bölüm. İlk yıl temel tıp bilimlerini görüyoruz. Şu şekilde anlatayım. Anatomi, fizyoloji, mikrobiyoloji, bunun gibi temel tıp bilim derslerini görüyoruz. İkinci sınıfla birlikte ilk dönem hemşirelik esasları. Kısmi olarak uygulamalı bir ders. Ondan sonraki dönem cerrahi dahiliye aynı şekilde uygulama devam ediyor. Üçüncü sınıfta ise ilk dönem kadın doğum ve çocuk sağlığı, ikinci dönemi ise ruh sağlığı ve halk sağlığı. Son sınıf ise tamamen intern bir şekilde bütün uygulamalara çıkıyoruz. Bu bölümü ilk başta tercih etme sebebim benim birinci sınıfta yaşadığım bir olaydı, ufak bir kaza geçirdim. Şurada iki tane dikişim var. Dikiş sırasında acildeki hemşire bana çok fazla yardımcı oldu, çok sakinleştirdi beni. Babama o zaman söyledim, baba ben sağlık alanında bir bölüm okumak istiyorum. Hemşirelik olur, doktor olur veya diyetisyen olur, herhangi bir bölüm. Ben çok okumak istiyorum dedim. Birinci sınıftan gelen bir tutkum aslında bu. Onunla birlikte ben bu mesleği gerçekten yapabileceğimi, iyi yerlere gelebileceğimi kendim gördüm. Uygulamalarımızda, hocaların dönütlerinde ben bunu çok fazla gördüm. Bununla birlikte ben bu mesleği yapmak yerine bu mesleği öğretip daha fazla kişiye ulaşmayı daha çok düşünüyorum. Bununla birlikte yüksek lisansa, doktora ve çıkabildiğim en üst rütbeye kadar çıkmayı planlıyorum. Bu mesleği daha çok yaymayı, insanların bu mesleği daha doğru bir şekilde bilmesini istiyorum.